ki yavaş yavaş resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak bakanlıkça belirlenecek. Bu ne demek? Mevcut genelgeye göre TÜFE artı ÜFE, doğru mu söyledim? Evet, evet. Böyle 2 artı 5 formülü geçerliydi. Eğer bu uygulansaydı %105 gibi, yanılmıyorsam şimdi onu arıyorum. Yok yok, doğru söylüyorsun. %105 gibi bir, evet buldum, %105.39 gibi bir artış olacaktı. Yani bu şu demekti: 100 bin liralık bir okul 205 bin liraya gelecekti. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel okul temsilcileri iki ayrı görüşme yaptılar. Ve sonrasında da bayağı da gergin geçen görüşmeler oldu. Nihayetinde 65 oranında anlaştılar. %65. Bence hala yüksek, evet. Hande ya. Şöyle, yani onu, bari 50 o, %50'ye bile razıydık. Ama bunu bakanlık mı belirledi son? Bu bakanlık yok. Toplantı şimdi, yaptı. Normalde 70 ÜFE toplanıyor. Şimdi diyorsun şimdi, ki yeni bir karar. Evet, normalde böyleydi. Ama bundan sonra ÜFE artı TÜFE bölü 2 artı 5 formülü geçerli yönetmelik değil. Yönetmelik öyleydi ya. Yönetmelik değişti. Ne oldu? Özel okul kararlarını, özel okul zamlarını bundan sonra sadece TÜFE'ye göre Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek. Nasıl? TÜFE oranında mı olacak yani? Hayır. TÜFE'ye göre. Bakanlık onayıyla. Eskiden de. Tamam, mesela şimdi %65 yapıldı ya. %105 olması gerekiyor ya normalde. Eski yönetmeliğe göre. Bakanlık dedi ki bu yüksek olmaz kardeşim. Geçen sene %36 galiba, evet. Değil mi? Tamam, şimdi bu akşam resmi gazetede. Çözümü devlet okullarının düzenli hale getirilmesi ve okunacak hale getirilmesi. Dün geçerli olsaydı %65 yerine kaç yapılacaktı? Yine 65 yapılacaktı muhtemelen. %105. Ben bir de hazır bu konulara girmiştim. Hayır, hayır. TÜFE. Olur mu? Hayır. Yeni yönetmeliğe göre. Hayır. Pardon. Yeni yönetmeliğe göre. Ben eski yönetmeliğe göre. Şu an TÜFE'ne sorayım bir dakika. Yenisine göre olsaydı %65 yerine bugün mesela %50 TÜFE'ye mi yapılacaktı? TÜFE'ye göre işte. Kaçtı TÜFE? 64 değil miydi? Öyle bir şey olmasın. 64. Yani. 64.7. Ya bu arada böyle bize yazan böyle mağdur meslek grupları içerisinde bu özel okul öğretmenleri 65. ve çalışanları her zaman vardır. Yani bu insanlar gerçekten bunlar öğretmen. Bu insanlara verilen paralar para değil. Özellikle özel okullarda. 64.7. Yani bunun da arttırılması lazım. Bir. İkincisi, bu marketleri çok eleştirdik. Ben son dönemde üst üste de bu marketlerden gelen fiyatları sabitleme ve indirim yapma kararlarını iyi ki açtın konuyu. Tebrik ediyorum. 4 dakikan var ha. Bir dakikasını bana ayır. Ya, bir şey konuşmak o kadar zor ki ya. Ben konuşurken aradan bak mutlaka bir şey. Ya hep böyle bir panikle o su içen tedirgin geyik gibi sürekli arkadan biri saldıracak mı? Ya, Zafer, ya 4 bir şey söylüyoruz. Var yani, toparla. Ya, ben diyorum ki uzun uzun. Sen diyorsun ki 64, 65. Su içen geyik kim oluyor burada? O mu oluyor? Yok o biz oluyoruz. O zaman oluyoruz. Sen de biz kaplan oluyoruz. Mı oluyorsun? Şöyle yani hani geyik hep böyle tedirgin bir biçimde su içer ya. Arkadan aslan geliyor şu anda. Sen tedirginsen. Vah şu programda inan bir tane cümlemizi doldu süresi, bir tane cümlemizi kesilme endişesi yaşamadan kurulmuyor. Ben bir dakika konuşacağım bu konuda. Kesilme endişesi yaşamadan bir tane cümle kurulmuyor. Onu bak, da bir eleştiri olarak. Sen de beni hep kestin, kusura bakma araya gireyim. Teşekkür ederim. O destek rica ederim dedin. Evet. Şimdi şu var, marketleri nasıl bu kadar eleştirdiysek son bir hafta içerisinde yapılan o indirimler ve fiyat sabitleme içinde İnşallah devamı gelir diyerekten. Teşekkür et. Teşekkür ediyorum. Ben tam tersi ama söyleyeceğim. Şu var, bir ay açıklaması yanlış. Şimdi bu bir ay açıklaması farklı yorumlanabilir. Mümkünse ben hep söylüyorum. Bir yıl. Biraz bugüne kadar ettiğiniz karları hesaba katarak. Seçime kadar. Biraz da siz bu hakkı evet. kazanın. Ben şunu söylüyorum. Bu konuda program başında da niyetliydim ama fırsat olmadı. Zafer açtı, teşekkürler. Ben bu marketlere teşekkür etmiyorum. Bizden teşekkür beklemesinler. Şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar fahiş zamlar yaparken topluma karşı efendim maliyet artışları, döviz artışları falan dedi. Bugün de döviz yüksek. Bugün de maliyet geçerli. Demek ki eskiden söylediğiniz gerekçeleriniz bugün de var. Bugün bunlar varken
bu sabitlemeyi yapabiliyorsan dün niye yapmadın, bir kere özür dilemelisiniz. Özür dilemelisiniz. Bugün bunu niye yapıyorlar onu da söyleyeyim. Benim yorumum şu. Türkiye'ye diz çöktürmek istediler. Bak hani dediler ya 5 markete 3'lere falan demeyin. Ben diyorum birçok insan gibi ortak düşünüyorum. Diz çöktürmek istediler. Ülkeye diz, Türkiye'ye diz çöktüremediklerini anladılar. Ve şu anda da Erdoğan'ın seçim kazanacağına ilişkin algıları var, ondan yapıyorlar. Kardeşim maliyetiniz yüksekse, döviz yüksekse, o yüzden inanılmaz kaotik faiz zamlar yaptıysan bugün niye yapmıyorsun? Demek ki yapabiliyormuşsun. Bizden teşekkür beklemeyin, kendiniz özür dileyin. Zafer'in dediği gibi öyle bir ayla falan değil. Nasıl okul ücretlerini, özel okul ücretlerini bu akşamki resmi gazete kararıyla bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek. Bunların fiyatlarını da Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı belirlesin bundan sonra o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, bir ay yetmez diyorsun. Yani yetmez ama işte evet dedi. Bak bir sürü konu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'ta. Bir de bak, affedersiniz kusura bakmasına, bunda bir sahtekarlık kokuyor açıkça söyleyeyim. Efendim 2000 bilmem kaç tane, ya nasıl hesapladın ya da ben tüketici olarak seni nasıl denetleyeceğim? 2000 küsür tane malı. Ya milletin 5 tane 10 tane temel gıda maddesi var. Onlarda adam akıllı indirim yap. Bana eften püften işlerle karşıma çıkma, teşekkür bekleme, özür dile. Bir muhabir arkadaşım öyle bir şey anlattı ki Hürriyet gazetesinden. Giriyor pahalı olmayan marketlerden birinde. Peynir, önünde de bir hanımefendi var, öyle bitireceğim. İki tane peynir almış. Birini de yanlış görmüş. Aa çok pahalı bu diyor, bırakıyor. Bizimki de gazeteci ya, kasiyer kızla sohbet ediyor. Ya diyor nasıl diyor, genelde diyor şey mi buluyorlar, pahalı mı buluyorlar? Vallahi diyor müşteri genelde pahalı buluyor abla da diyor. Ben bilmem kaç yıldır diyor, burada diyor çalışıyorum diyor. Bu yıl hiç peynir yemedim diyor. Benim için sözün bittiği yer burasıdır. Tabii canım. Markette kasiyerde çalışan genç bayan arkadaşlar. Az önce okul öğretmenlerini söyledik ya, bak Türkiye'de emek sömürüsünün en yoğun olduğu alanlardan biri zincir market çalışanları. Bu insanları gerçekten çok zor şartlarda çalıştırıyorlar. Ticaret Bakanı Mehmet Muş bence bu dönemde çok eleştirildi. Bu marketler konusunda gözle görünmeyen iyi çalışmalar yaptı. Son bir şey. Son bir şey yok, konut reklam fiyatları, ya bak bu. Dün açıklanan konut fiyatlarından sonra bazı açık gözler daha dün, kes. Bak daha dün 2 milyon olan evi 2,5 milyona çıkarttılar. Bu açık gözlüleri de ben nefretle kınıyorum. Tamam? Yani ne oldu da kardeşim dün 2 milyona sattığın çok evi birdenbire 2,5'a çıkarttın? Sevgili konuklar ve sevgili konut projesi açıklandıktan sonra kapatıyorum de.